Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yeni başlayanlar için Java nedir, nasıl kullanılır, hangi geliştirme ortamlarında Java'yı programlayabiliriz, aynı zamanda da Java ile ilgili birkaç tane basit örnek yaparak hem Java dilini pekiştirmiş olacağız hem de bu gibi konuları cevaplamış olacağız. Öncelikle Java nedir, kısaca ondan biraz bahsedeyim. Basit tasarımlı, yüksek performans gösteren bir programlama dili. Kullanmakta olduğunuz Android cihazlardan, aynı zamanda akıllı birçok ürünün içerisinde Java programlama diline rastlayabilirsiniz. Java'nın şöyle genel bir mantığı var. Bir kere yaz her yerde çalıştır adında bir mantığı var. Siz Java programlama diline ait bir programı tek seferde yazdığınız zaman bütün platformlarda çalıştırma imkanına sahip olabiliyorsunuz. Onun haricinde Java'ya başlayacaklar veya başlamış olanlar siz de fark edeceksiniz ki Java'yı öğrendikçe daha da eğlenceli, daha da kolay hale gelen bir programlama dili. Yeni bir dile başladıysanız eğer algoritma mantığını öğrenmeniz gerekmekte. Algoritma mantığını öğrendikten sonra bütün programlama dillerinde hiçbir sıkıntı ya da sorun yaşamazsınız. Bu bütün programlama dilleri için de geçerli bir şey. Ben Java'yı programlarken kullandığım IDE NetBeans ortamı. Ben NetBeans ortamında programlıyorum. Geliştirme ortamlarından bahsedersek eğer en çok kullandığımız NetBeans var. Daha sonrasında Eclipse geliyor. Diğer IDE'miz ise IntelliJ IDEA. Bu gibi birçok geliştirme ortamında Java'yı programlayabilirsiniz. IDE yönünden birçok geliştirme ortam olanağına sahip. Dilerseniz şimdi sizlerle basit örnekler yaparak Java dilini biraz daha pekiştirelim. Aynı zamanda da sizlerle birlikte NetBeans ortamını biraz inceleyelim. Nedir, nasıldır, hangi komponentleri kullanıyoruz, biraz da onlardan bahsedelim. Açılış ekranında bizi NetBeans'in başlangıç sayfası karşılıyor. Kısımda biz file kısmından yeni bir proje oluşturuyoruz. Buradan file kısmından new project dediğimiz zaman Java ve Java application seçeneklerini seçiyoruz. İleride Java'da GUI programlamasını kullandığımız zaman sizlerle form application'ları da tasarlamaya başlayacağız. Onları da ileriki derslerimizde detaylı bir şekilde göstereceğim. Proje adımız Java ilk proje olsun. Projenizi isimlendirirken Türkçe karakter olmamasına dikkat edin arkadaşlar. Türkçe karakter kullandığınız zaman projenin içerisinde hata alabilirsiniz. O yüzden Türkçe karakter kullanmamaya mümkün mertebe dikkat edin. Buradan finish diyorum. Evet, açılan sayfada bizi programlamayı yapacağımız alan açıldı. Herkesin programlama diline ilk başladığı zaman yazmış olduğu Hello World veya Merhaba Dünya ile başlıyoruz biz aslında. Onu yazalım biz. Stem.out.println'le. Eğer print kullanırsanız yana yazdırır, println kullanırsanız alt alta yazdırır arkadaşlar. Hello World diyelim. Evet, şu anda kod satırımızda system.out.println ile Hello World'ü yazdırdık. Çalıştırmak için F6'yı veya buradan Run Project seçeneğini seçebilirsiniz. Şu anda derliyor projemizi. Ekranımıza Hello World'ü yazdırdık. Başlangıç mesajımızı yazdırmış olduk diyelim. Şimdi sizlerle değişkenler kullanarak ve aynı zamanda kullanıcıdan veri alarak bir uygulama yapalım. Bunun için import etmemiz gerekiyor. Scanner sınıfını kullanıyoruz. Scanner sınıfı kullanıcıdan veri aldığımız zaman kullandığımız sınıf. İşte kullanıcıdan mesela bir sayı gir veya adını gir, yaşını gir ve benzeri işlemlerde biz her zaman için Java içerisinde scanner sınıfını kullanmaktayız. Import java.util.scanner diyorum. Pardon. Bunu paket kısmının altına yazıyoruz. Daha sonrasında şu Hello World kısmını artık siliyorum. Buraya birinci sayı diyelim. Bunu da print yapıyorum. Yan yana yazdıracağım. Buranın üstüne de scanner tara eşittir new scanner system.in diyorum. Daha sonrasında kullanıcıdan birinci sayımızı aldık. Buraya hemen değişkenimi tanımlıyorum. Integer sayı 1 eşittir tara.nextint diyorum. Integer tanımladığımız için nextint diyoruz arkadaşlar. Sonrasında ikinci sayıyı alacağım. Evet, integer sayı 1 eşittir tara.nextint dedikten sonra ikinci sayımızı alacağız. Burayı da integer sayı 2 olarak değiştiriyorum. Daha sonrasında işlem yapmamız gerekiyor. Bunun için de integer toplam eşittir sayı 1 artı sayı 2 diyorum. System.outprintln ile iki sayının toplamı artı birleştirme operatörüyle toplam diyorum. Kodlamamızı bitirdik. Sağ tıklayıp buradan da format yaparak düzenleyelim. Kullanıcıdan iki tane sayı aldık. Bu almış olduğumuz sayıların toplamını hesaplatıp system.outprintln ile ekrana yazdırdık. Bunu çalıştıralım. Bizden ne istiyor? Birinci sayıyı istiyor. 12 olsun. Enter diyorum. İkinci sayımız da 25 olsun. Toplamı 37 vermesi lazım. Evet, iki sayının toplamı 37 olarak ekranda gösterdi. Evet, şimdi bu örneğimizi bitirdiysek eğer ikinci örneğimize geçelim. İkinci örneğimizde de önceden tanımlamış olduğumuz default değerlerle girilen sayıların bölümünü ve kalanını ekrana yazdıralım şimdi de. Değişkenlerimi tanımlıyorum hemen. Integer sayı eşittir 25 olsun. Bölen ifadesi de 4 olsun. Daha sonrasında integer bölüm eşittir sayı bölü bölen yapıyoruz.
Tekrardan integer kalan eşittir. Kalan eşittir sayı yüzde bölen diyoruz. Burada sayının bölümünü ve kalanını göstereceğiz. CS yazıp Ctrl Space'e basarsanız buradan hemen hızlı bir şekilde System Out Printer'ine ekleyebilirsiniz arkadaşlar. İşlem artı sayı bölü, işlem artı sayı tekrardan artı, buraya bölü diyorum, buraya tekrardan artı, bölüm dedim. Bunu print yapıyorum, yan yana yazdırmak istiyorum. Tekrardan CS Ctrl Space yaptık. Bölüm, yani hangi sayıya bölüyoruz? Bölüm artı bölüm diyoruz. Yine aynı şekilde CS yazıp Ctrl Space. Buradan da son olarak kalan diyorum. Artı kalanı yazdırıyorum. Bunlar print olacak. Tamamdır. Format ile de düzenleyelim. Şimdi buraya kadar ne yaptık? Default olarak iki tane sayı tanımladık. Bu tanımlamış olduğumuz sayıların bölüm ve kalanını hesaplattık. Ve bunları da ekrana yazdırdık. Çalıştıralım. İşlem 25 bölü 6, bölüm 6, kalan 1 dedi. Bir dakika, şurada alt alta yazdıracağız şunları. Şuraya, eğer alt satıra geçmek istiyorsanız, bunun için ters slash n'i kullanabilirsiniz. Keza aynı şekilde burada tekrar altı artı, ters slash n dediğiniz zaman bir alt satıra inecektir. Pardon arkadaşlar, şurası bölüm değil, bölen olacak. Düzelttik. Tekrar çalıştırıyoruz. Şimdi bakın. İşlem 25 bölü 4. 25'i 4'e böldüğün zaman 6 kere 4 24 yapıyor. Bölüm 6. Kalan 1 çıkıyor. 25'ten 24 çıktığı zaman 1 geldi kalanımız. Burayı düzeltip 5 yaptığımız zaman kalan 0 olacak. Çünkü 25 4'e kalansız bölünüyor. Gördüğünüz gibi kalan 0 dedi. Bu da bizim böyle ikinci örneğimiz olsun. Mesela şöyle yapalım. Diğer bir örneğimizde de kullanıcının adını ve soyadını alalım. Daha sonra bu almış olduğumuz adını ve soyadını tek bir satır üzerinde birleştirme işlemi yapalım. Burayı da sildim. String ad diyorum. Daha sonrasında string soyad diyorum. Sizlere birleştirme operatöründen bahsedeceğim burada. System.outprintln'e adınızı giriniz. Şu print olsun. Karıştırıyorum her seferinde. Ad eşittir. Tara.next. Daha sonra tekrardan bunu kopyalayıp buraya yapıştırdım. Soyadınızı giriniz dedim. Burası da soyad dedik. Şimdi buraya kadar ad ve soyadı aldık. Şimdi bunları ekranda yazdıralım ama alt alta yerine iki ad soyadı birleştirerek yazdıracağız. Bunun için tekrardan CS, Ctrl Space, ad ve soyadınız diyorum. Ve buraya birleştirme operatörüyle ilk önce ad, daha sonrasında çift tırnağımı açıp araya bir boşluk bırakıyorum. Tekrardan birleştirme operatörümle buraya soyad diyorum. Evet. Ad ve soyadı da bu şekilde birleştirmiş olduk. Çalıştıralım. Adınızı giriniz dedi. Mesela adım Aykut. Soyadınızı giriniz dedi. Şahin. Birleştirme operatörüyle ad ve soyadınız Aykut Şahin dedi. Bakın. Size az önce ne demiştim? Türkçe karakter kullandığınız zaman hata alabilirsiniz demiştim. Bu da örneklerinden bir tanesi. Buraya Türkçe karakter kullandığınız zaman kod satınlarınızda veya ekran çıktısında hata alabilirsiniz. Tekrardan çalıştırıyorum. Adınızı giriniz dedi Aykut. Soyadınızı giriniz dedi Sahin yazıyorum. Ad ve soyadınız Sahin, Aykut Şahin olarak yazmış oldu. Türkçe karakter kullanmamaya tekrardan dikkat edin diye sizlere uyarıyorum. Bir sonraki dersimizde sizler if else sorgularına değinerek çeşitli projeler yapacağız.